Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size doktorlar, sağlık sektörü, işte klinikler, güzellik merkezleri falan fistan sosyal medyayı nasıl kullanmalı bunu göstermek istiyorum, anlatmak istiyorum. Bu sayfada yabancı olduğu için bunu ele alarak size göstereceğim. Video geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi doktorların kitlelerin yani doktorlarda değil dediğim gibi sağlık klinikleri böyle klinikler sağlıkla alakalı paylaşımlar yapanların ilgisini çek kitlelerin ilgisini çekmeyi ve markalarını oluşturmak için Instagram'da paylaşabileceği çeşitli içerik türleri var. Biz genelde ne görüyoruz? Burada before after, öncesi sonrası. Yani bu evet güzel bir içerik fikri ama daha da güzel içerik fikirleri var. Bunlar ne? Eğitici içerik türü. Yaygın sağlık durumları, tedavileri ve önleyici tedbirler hakkında bilgi paylaşımı yapılabilir. Temel amaç burada bilgi vermek. Mesela diyelim ki before after bu gönderiden sonra buraya ne yapabiliriz? İşte botoks diyor burada. Botoks yaptıktan sonra 24 saat yapmaman gerekenler tarzında bilgi verici, eğitici içerik ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında sahne arkası görüntüler. Bu takipçilerinizi muayene odasında veya hastanede olup bitenler de dahil olmak üzere bir günlük rutin, günlük yaşamı gösterebilirsiniz. Burada aslında var bakın hani geliyor ya da bakın burada da hasta var. Yani bakın burada doktor günlük bir rutini ya da ne yapabilirsiniz? İşte güzellik kliniğinde çalışıyorsunuz, doktorsunuz işte. Bir güzellik kliniği doktoru bir günde nasıl hazırlanır? Hazırlanıp işe gittiğinizi gösteren bir reels videosu çekebilirsiniz. Daha sonra kişisel ilgi alanları paylaşımı bu da ne? Kişisel ilgi alanlarınızı ve hobilerinizi paylaşabilirsiniz. Çünkü bu sizi insanlaştırmaya ve takipçilerinize daha yakın ilişki kurmaya yardımcı olur. Burada da bakalım bir örnek var mı? O yüzden bilerek yabancı bir şeyde yaptım. Yani yine şöyle bir içerik fikri yapabilirsiniz. İşte cerrahi bir doktorun hobileri neler olabilir? Neler olabilir işte? Çocuğu varsa işte çocuğuyla doktor oyunları oynamak tarzı böyle fikirler bulabilirsiniz. Başka koyabileceğiniz içerik fikrini hasta başarı öyküleri. Bu da ne? Bakımınız ve tedaviniz sayesinde harika sonuçlar elde eden hastaların öykülerini paylaşabilirsiniz. Mesela bu before after biraz buna kayıyor ama bunu daha da güzelleştirebiliriz. Nasıl yapabiliriz? İşte bunu yaptıktan sonra işte botokstan sonra hastamızın işte karşı tarafın mutluluğunu ya da onun bir videosunu işte bunu yaptıktan sonra kendini psikolojik olarak nasıl hissettiği tarzında şeyler paylaşabilirsiniz. Sektör haberlerinden bahsedebilirsiniz. Yani yeni araştırmalar, tedaviler dahil olmak üzere işte tıp sektöründe güncelleme ve haberleri paylaşabilirsiniz. Bu haberleri kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Yani diyelim ki ne? İşte botoks artık iğneyle değil, lazer gibi bir işlemde yapılacak diye bir haber çıktı diyelim. Bunun işte artıları, dezavantajları neler olabilir, nasıl olabilir? Bunları paylaşabilirsiniz. Bu şekilde fazla içerik üretebilirsiniz. Peki diyelim ki siz dediniz ki ben bunu nasıl yapacağım? Bir sosyal medya uzmanıyla, bir sosyal medya tasarımcısıyla bir ajansla çalışabilirsiniz. Hani fotoğraflarınızı çekecek ya da fotoğraflarınızı çekiyorsanız güzel bir şey gönderiye çevirecek kim var diyorsunuz. O şekilde çalışabilirsiniz ya da kalmadan ücretsiz olarak diyelim ki ben Instagram gönderisi diyorum. Şimdi konuştuklarımızdan bir tanesini deneyelim bakalım ne olacak. Ben buradan boş bir Instagram şablonu açıyorum. İşte bakın estetik. Ben de estetik yazayım burada. Ha, bakın mesela böyle bir uygulamayı aldıktan sonra yani şablonu aldıktan sonra dudak botoks uygulamasından sonra 24 saat
dikkat edilmesi gerekenler. Bu şekilde şimdi şunu düzeltiyorum. Geliyorum. Dudak botoks dedim. Uygulaması şunu da biraz küçülteyim. Şu kırmızı şeyde bakın buraya geldim. Bunun daha dikkat çekici olması için bunu da diyorum. Bunu da ben sarı rengine çevirdim. 24 saat. Direkt dikkatimizi çekti. Buraya da altta işte ne yapacağız? İşte bilmiyorum ben şu an tam bilmiyorum. Sadece doğaçlama yazıyorum. İşte sıvı destekli beslenme. İşte dudak ısırmama tarzı bu şekilde yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Şu bilgi almak için de sileyim. Buraya isterseniz stok bir fotoğraf koyabilirsiniz. İsterseniz hastanızdan bir fotoğraf koyabilirsiniz. Bu şekilde daha kaliteli, daha güzel bir ne oluyor? İçeriğimiz oluyor. Bunu da indirdikten sonra gelip burada paylaşabiliriz. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.